Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından başlatılan ve Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum tarafından desteklenen zeytin temalı ağaçlandırma kampanyası için hazırlıklar devam ediyor. Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından başlatılan ve Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum tarafından desteklenen zeytin temalı ağaçlandırma kampanyası için hazırlıklar devam ediyor. İlk etapta 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefiyle başlayan çalışmalar kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan ağaçlandırma icra komisyonları Vali Abdullah Er'in başkanlığında bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi. Ağaçlandırma yapılacak alanların belirlenmesi, kampanyaya halkın katılımın sağlanması, toplumun ağaçlandırma faaliyetlerini benimsenmesi ve sahiplenmesi, faaliyetlere katkı verecek olanların koordine edilmesi, kampanya görselleştirme çalışmaları gibi konuların değerlendirildiği toplantıda komisyonlar yaptıkları çalışmalar açıkladılar. Ekim ayında başlatılacak ağaçlandırma kampanyasına başta kamu kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların büyük bir heyecanla başlaması, bu faaliyetin koordineli bir şekilde uzun vadeli yürütülmesinin önemine değinen Vali Er'in, ağaçlandırma kampanyasında öncelikli alanlara dikkat çekti. Vali Er'in şehir merkezlerinde ağaçlandırılabilecek alanlar başta olmak üzere, ilçe giriş çıkışları, karayolları güzergahları gibi alanların kısa sürede kendisini hissettirecek boylu fidanlarla yapılmasının, vatandaşların bu kampanyayı sahiplenmeleri ve heyecanın korunması için önemli olduğunu söyledi. Bu sezon dikilecek fidan miktarında hedefin en az 10 milyon olduğunu ve hazırlıkların buna göre planlanmasını isteyen Vali Er'in, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşme neticesinde istenilen miktarda fidanın temin edileceği sözünü aldıklarını, bunun Şanlıurfa için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Temin edilen fidanların dikim yapacak kurum kuruluşlarıyla ilgili yerlere tahsis planlanmasının yapılması talimatını veren Vali Er'in, önümüzde yemyeşil Urfa için büyük bir fırsat var. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirmek zorundayız dedi. Adana'da çevre kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında Dadaloğlu Kavşağı üst geçidinin yanındaki ağacın altına konulan el yapımı ya da zaman ayarlı olduğu tahmin edilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu zırhlı servis aracındaki 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu arada Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. Kıran 1, Kıran 2 ve Kıran 3 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplamda 43 terörist etkisiz hale getirildi. 58 mağara, sığınak ve depo ise imha edildi. Kıran 1, Kıran 2 ve Kıran 3 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi. 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Kıran 3 harekatında 7 komando taburu, 16 polis özel harekat timi, 25 güvenlik korucu timi ile birlikte toplam 155 operasyonel tim, 2235 personel görev aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kıran operasyonları kapsamında terörle mücadele harekat bölgesinin genişleyerek kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı. Kıran 3 operasyonu ise 21 Eylül 2019 tarihinde başladı. Harekol ve Besler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Sirt ve Şırnağa ara hattında başlayan operasyonlar sürüyor.
Operasyon kapsamında Harekâr bölgesinde 7, Besler Dereler bölgesinde 9 olmak üzere aralarında İçişleri Bakanlığı'nın gri kategori listesinde aranan Orhan İnce ve Canda Kıçı, Kader Malgoz'un bulunduğu toplam 16 terörist hava destekli ve karadan yürütülen operasyonda etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Öte yandan altı mağara, barınak, sığınak ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmek için yürüttüğü yeni yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında 50 metre olarak genişletilen Şanlıurfa-Akçakale yolunu kısa bir süre sonra trafik akışına hazır hale getirecek. Şanlıurfa-Akçakale yolunda Kuyubaşı kavşağında çevre yolu kavşağına uzanan mevcut 33 metrelik yolu genişleterek 50 metreye çıkaran Büyükşehir Belediyesi ekipleri PM testirilerek teras mankotu seviyesine getirdiği cezaevi kavşağı ile Kuyubaşı kavşağına kadar olan kısmında sıcak asfalt serimine başladı. Trafik akışının kontrolü olarak verildiği yolda yapılacak asfaltlama çalışması sonrası güzergah trafiğe açılacak. Şanlıurfa-Akçakale yönündeki trafik akışını rahatlatmak amacıyla mevcut yolda revizyona giden Büyükşehir Belediyesi bölgede yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yol kenarlarında bulunan 55 yapının kamulaştırılmasını yaparak yıkımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi şimdi ise yolu asfaltlayarak sürücülerin ve yayaların hizmetine sunuyor. Yol genişletme çalışmasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise yol genişletmesi çok güzel oldu. Akçakale yolu üzeri her gün kalabalıktı. Genişletilen yol ile birlikte artık burada trafik akışı daha rahat sağlanacak. Yolun yapılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür ediyoruz dedi. Sevgili izleyenler, ana haber bülteni devam ediyor. Değerli bir eğitimci, değerli bir hocamızla birlikte ana haber bültenini sürdüreceğiz. Konuğumuz kendisi. Konuğumuz Yeni İzler Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun Korkmaz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize okulumuz adına hoş bulduk diyorum. Teşekkür ediyorum. Peki. Hocam ben hemen soracağım. Tüm özel okullarda tabii özellikle yıl sonunda böyle bir kampanyalar başlar. Evet, i̇şte evet. En iyi okul biziz, en başarılı okul biziz. Evet. Ama işin müfredatına baktığın zaman birbirlerine yakın eğitim sistemini görebiliyoruz. İşte biraz daha sınıflarda az öğrenciler, biraz daha hocalar sempatik, biraz daha işte fazladan ders veya etüt anlamına gelir bir yerde. Ama sizin okulunuz eğitimde yeni bir çığır da açtı diyebiliriz. Yeni bir sistem, yeni bir eğitim sistemi, ismi ise Modeliz. Evet. Bunu aşmak istiyoruz açıkçası. Modeliz derken ne anlayabiliriz? Velilerimiz, öğrencilerimiz sizi izliyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu dördüncü yılımız. Dört yıl önce biz okulumuzu açtığımız zaman biz neler yapabiliriz diye bu işe çok kafa yorduk. Türkiye'de alanında uzman eğitimcilerden kendi öğretmenlerimize eğitimler aldırdık. Ve Türkiye'de olsun, dünyada olsun birçok ülke gezdik. Ve adına Modeliz dediğimiz bir eğitim modeli oluşturduk. Yani Modeliz bir eğitim modelidir. Bu oluşturduğumuz eğitim modelinde sorabilirsiniz. Yani neden siz buna ihtiyaç duydunuz? Ve şu soruyu da bana sorabilirsiniz. Yani Şanlıurfa'nın Türkiye'deki eğitimdeki sıralaması ne diye. Ben de size derim ki yani Şanlıurfa'nın eğitimdeki sıralaması değil de ben Türkiye'nin, ülkemizin dünyadaki eğitim sıralaması nedir diye bakmak isterim. Çok güzel. Yani biz burada Türkiye coğrafyasında baktığımızda eğitimi doğru uyguluyor muyuz? Ve bu eğitim sisteminde bizim kafamızı kurcalayan, bizi rahatsız eden çocuklar hep mutlu okul diyoruz. Mutlu çocuk diyoruz ve mutlu okul diyoruz. Ama
burada bir şeyler yapılması gerektiğini, o çocuklar okula gelirken ayakları yerde sürünerek ders dinlerken kafasını sıraya koyduğu zaman ve sadece salt bir düz anlatım modeliyle, eğitim modelinde düz anlatım modeli %5 etki ediyor. Ben öğretmenim, fizik öğretmenim, yıllarca anlattım. Ama bizim anlattığımız modelde siz tahtada sadece ders anlattığınız zaman %5'lik bir etki meydana getiriyor. Biz dedik ki böyle olmaz. Peki ne yaptık? Şimdi daha önceki eğitim sisteminde bilgi ve kavrama vardı. Bilgi ve kavramayla çocuklar sınavlara girdiler, üniversite sınavlarına girdiler. Bilgi kavrama düşük düzeyde bir düşünme becerisi kazandırır size. O da saman alevi gibi gelip ve gider. Ama biz dedik ki bilgi ve kavrama burada yetmez. Bunun yanına ne koyacağız? Uygulama, analiz, sentez ve en son değerlendirme koymamız lazım. Biz bunu koyduğumuz zaman işte akademik başarının yanında yaşam becerisini de kazandırmış olacağız çocuklara. Peki bu yolda neler yaptık? Bu modelizi oluştururken 5E yöntemi, 7E yöntemi, STEAM, öğrenci merkezli. Bakın burası o kadar çok önemli ki, öğrenci merkezli. Evet. Yani bu işin paydaşlarının en önemli kısmı da öğrenci merkezli olması gerekiyor. Ve tasarım odaklı, proje bazlı, bunların hepsini bir araya getirdik. Bakın bir araya getirdik, kendi iklimimize uygun, yaşadığımız coğrafyaya uygun, sosyal, kültürel, ekonomik düzeyde bizim çok rahat algılayabileceğimiz şekilde modelizi oluşturduk. Ve bu modelizde ilkokul, ortaokul ve lisede de 9. ve 10. sınıflarda bir takım kazanımları pilot uygulama şeklinde bu yıl başlattık. Ve ben size bu anlamda söz veriyorum. Bu sadece kendi okulumuzda olmayacak. Ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize, bizim elimiz olmayabilir. Gelsinler bizim okulumuza, çayımızı içsinler, kahvemizi içsinler, öğretmen arkadaşlarımız gelsinler ve biz onlara anlatalım. Bu sadece kendi okulumuzda kalmasın, diğer okullara da taşsın, diğer şehirlere de taşsın, ülkemize de taşsın. Yani onu inanın siz konuşurken, açarken ki program öncesinde, ana haber öncesinde de bahçede bir çay içme fırsatı yakaladık. Siz anlattığınızda da başlarken de ben hemen not aldım. Yani hocam siz mi artık ulaşırsınız, onlar mı size ulaşır? Bakan Selçuk Bey'le de bir görüşün, bunu bence anlatın diyecektim. Hakikaten bunun tüm Türkiye'de de uygulamaya geçmesi gerekiyor. Çünkü bunun meyveleri alınacaktır. Bundan eminim ben. Yani kesinlikle zaten bizim eğitimde uzman ekip diye bir grubumuz var. Eğitimde kalite işbirliği platformu. Ben de o ekibin fahri üyelerinden birisiyim. Antalya'da da zaten Ocak ayında o eğitimlere katılacağım. O ekibin bir parçası olacağım. Ekip de zaten geçen hafta bizim bakanımızdan bu konuyu görüştüler. Evet. Yani bu modelizm bir parçası da oradan gelen uzman eğitimci arkadaşlardır. Bunu bir araştırma sonucunda elde ediyoruz Müslüm Bey. Biz bunu yapmadığımız zaman bak mutlu çocuk diyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Mutlu çocuk, mutlu okul diyoruz. Üreten, analiz yapan, sentezleyen, sorgulayan çocuk kendi ayakları üzerinde kalır ve o çocuk mutlu çocuk olur. Ve o okulda mutlu bir okul olur. Ve bu anlamda baktığımız zaman olayın öğrenci merkezli, öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli olacak. Çünkü öğrenmeye ihtiyaç duyan öğretmen değil, ihtiyaç duyan öğrencidir. Yani öğrenmenin merkezine biz öğrenciyi koymalıyız. Bundan dolayı bu modelizi gerçekleştirdik ve geliştireceğiz. Size de söz veriyoruz. Bakın ekranları başında göreceksiniz kaç yıl sonra yaptığımız iş anlamlı olsun. Çocuklarımız kendi ayakları üzerinde durabilsinler. Bir okul kültürünün oluşması gerekiyor. Yani biz coğrafya kadardır demeyeceğiz. Evet. Peki çok teşekkürler hocam.
Ben teşekkür ederim. Son olarak şunu söyleyeceğim. Biz daha yaşanılası bir iklim oluşturabilmemiz için klasik eğitim modelinden çıkıp modelize geçmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'nın bu eğitimde işler acısı halini umarım bu tür başlangıçlarla düzeltme yolunda ilerlersiniz. Diğer okullarımıza da örnek olması dileğiyle başarılar diliyoruz sizlere. Sağ olun. Kocaeli'de parkta elinde poşette telefonla konuşup dolaşan yaşlı bir kadın takibi alan polis ekibi, sahte savcı ve polis kılığındaki dolandırıcıları suçüstü yakalayarak paraları sahiplerine teslim etti. Edinilen bilgiye göre Yahya Kaftan mevkinde devriye atan Kocaeli Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bir AVM'nin açık otoparkında FK adlı kadını elindeki poşette olduğu yerde dolaşarak telefonla konuştuğunu fark ederek takip aldı. Kadının dolandırıcıların tuzağına düştüğünü fark eden ekipler çevrede pusu kurarak beklemeye başladı. Yaşlı kadının telefonla konuşarak bir ağacın dibine bıraktığı poşeti gören ekipler, kadının ayrılmasının ardından poşeti almaya gelen sahte polisi kıskıvrak yakaladı. Şahsı yakalayan polis ekipleri poşetin içinde 60.000 TL olduğunu tespit etti. Polislere suçunu itiraf eden İHG adlı sahte polis, olayı Başiskele'de bir demir çelik üretimi yapan fabrikada birlikte çalıştığı MA ile yaptığını itiraf etti. Şahsın ifadesi doğrultusunda fabrikaya baskın düzenleyen ekipler savcı rolünde olduğu belirlenen MA'yı gözaltına aldı. Operasyon sırasında bir başka ekip tarafından takip edilerek güvenliği sağlanan FK adlı yaşlı kadın ise olay nedeniyle çok korktuğu gerçek polisleri görünce de gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahısların Şanlıurfa'dan dolandırıcılık yapma amacıyla Kocaeli'ne geldikleri, kamufle olmak için de Başiskele'de bir fabrikada çalışmaya başladıklarını belirtti. Şahısların yaşlı kadını telefonla arayarak terör örgütüyle bağlantısının olduğunu ve bankadaki tüm güvenlik amacıyla çekmesi gerektiğini söylediklerini, daha sonra da belirledikleri alana para dolu poşeti bırakmasını istedikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan sahte savcı MA'nın farklı suçlardan kaydı olduğu ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Polis ekiplerince dolandırıcıların elinden son anda alınan paralar sahibine teslim edilirken şüpheli iki şahıs ise işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şanlıurfa Ziraat Odası 2019 yılı pamuk ve mısır biçim ücretlerini açıkladı. Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Hikmet İpar Başkanlığı'nda Şanlıurfa Ziraat Odası'nda gerçekleştirdiği toplantı ile pamuk ve mısır biçim ücretleri belirlendi. Yapılan toplantı neticesinde pamuk makine ile balyasız 145 TL, balyalı ise 200 TL, mısır çırçırlı 30 TL, çırçırsız 29 TL olarak açıklandı. Düzenlenen toplantıya Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, İlçe Ziraat Oda Başkanları ve Şanlıurfa Biçerciler Derneği üyeleri katıldı. Gerçekleştirilen toplantı sonucunda açıklamada bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, pamuk toplama makinesi ücretinin dönüm fiyatı sepetli makine 145 liradan, varyalı makine ise 200 liradan biçimlerin yapılacağını aktardı. Evet, Şanlıurfa Ziraat Oda Başkanların İl Koordinat Başkanımız Hikmet İpar'ın başkanlığında bugün toplantımızı yaptık. Konumuz pamuk makinalı hasat elle toplama fiyatlarını 2019 yılı için belirledik. Çiftçilerimize, biçercilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sepetli makina dönüm başı 145 bin lira. 145 kuruş eski yeni parayla. Balyalı makina 200. Nakliyeyi bu yıl için bir değişiklik yaptık. Bir de ikinci toplama makinayla ikinci toplama dönüm 60 lira. Nakliye gidiş geliş 60 kilometre 200 bin lira. Gidiş geliş 120 kilometre 300 bin lira, gidiş geliş 180 kilometre 400 bin lira olarak belirledik. Biçercilerimizden ricamız, çiftçilerimizden ricamız
akşam 12'den sonra, 24'ten sonra, sabah da saat 9'dan önce özellikle biçime girmesinler. Çünkü nemli olunca fabrikalar almıyor, pamuğun kalitesi düşüyor. Mısır biçimi için çırçırlı 30 kuruş lira, çırçırsız 29 lira olarak, pamuk elle toplama 39, 40 randıman 580 kuruş, 37-38 randıman 550 kuruş, 35-36 randıman 500 kuruş. Randıman üzeri toplamamızın sebebi, çiftçilerimiz özellikle temiz toplaması için. Kirli toplayınca para etmiyor. Boşuna el toplama fiyatını boşu boşuna veriyor. Kırar, kaymon, nakliye hepsi boşu boşuna ödemiş oluyor. Bir de çiftçilerimizden ricamız, naylon torbalara kesinlikle koymasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ve beraberindeki heyet Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil Pelte'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Tekrar bir sürpriz. Genel anlamda bir yılı, iki yılı darbe eden bir şartı. Şanlıurfa'da yaşanan işsizlik, tarım, sağlık, ekonomi ve sosyo-kültürel sorunların tespiti çalışmalarında bulunmak üzere kente gelen CHP heyeti, Şusta Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek'i ziyaret etti. CHP heyetine Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Yönetim Kurulu üyesi Metin Baydar, meclis üyeleri Ahmet Sambur ve Ali Akbaş karşıladı. Gerçekleşen ziyarette kentin sanayi, ticari ve ekonomik konularının yanı sıra, mevcut problemler, çözüm önerileri ve yerel gündem ile ilgili istişarelerde bulundu. Sohbet ortamında gerçekleşen ve CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve İl Başkanı Hayrettin Cidir'in de hazır bulunduğu ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü. Şanlıurfa'nın Suriye ile sınır ilçesi olan Ceylanpınar'a askeri birlikler sevk ediliyor. Edinilen bilgiye göre içerisinde askeri personel olan iki otobüs PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulan kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personel otobüslerle 1. Hudut Bölük Komutanlığı'na giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında konuştu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti. Şanlıurfa'da fıstık hasadı devam ediyor. Baklavadan yemeklere hemen hemen her alanda tüketilen fıstığın geçen yıla göre rekoltesinde düşüş görülüyor. Türkiye'nin fıstık ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Şanlıurfa'da fıstık hasadı devam ediyor. Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen hemen her alanda Türk mutfağının lezzetleri arasında yer alan fıstık, bu yıl rekoltenin de geçen yıla göre 1/4 oranında bekleniyor. Türkiye'de fıstığın %55'inin Şanlıurfa'da yetiştiğini belirten Şanlıurfa Kuru Yemişçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aslan, fıstıkta geçen yıl 100 bin ton rekolte vardı. Bu yıl ise 25 bin ila 30 bin ton arasında rekolte olacağını tahmin ediyoruz dedi. 2019 yılı fıstık hasadı 9. ayın 1'inde yani Eylül'ün 1'inde başlamıştır. Hala devam ediyordur. Tahmini bu ayın sonuna kadar hasat biter. Bu sene rekolte geçen seneye göre düşüktür. Geçen sene aşağı yukarı 1/4 kadar rekolte vardır. Fiyatlara yansıyınca fiyatlar da bayağı yüksektir geçen seneye göre. Bu sene inşallah hayırlısıyla tüm çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar dileriz. Gelecek yılda inşallah hayırlısıyla görürse gelecek yılda rekoltenin çok yüksek olacağını, rekor beklediğimizi tahmin ediyorum. Geçen sene 100 bin küsur bir rekoltemiz vardı. Bu sene 25-30 bin civarında olacak. Öyle tahmin ediyoruz. Türkiye'de yetişen fıstığın %55-60 kadar Şanlıurfa'mızda yetişiyor.
Kırmızı kabuklu fıstığımız 42 ile 45 lira arasındadır. Boz kavlak yani baklavalık fıstıkla 52 ile 57 arasında değişiyor. Yani geçen sene aşağı yukarı 5-10 lira üstünde gidiyor yani. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde yapılacak ekolojik köy projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasında protokol imzalandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin doğa dostu kent olma yolunda önemli bir adım daha attı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Yenilebilir Enerji Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan rapor doğrultusunda İpek Yolu Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı fizibilite desteği programıyla ekolojik köyler hayata geçirilecek. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda düzenlenen imza töreninde İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile Başkan Fatma Şahin Gaziantep Ekolojik Köy Fizibilite Raporu Sözleşmesi'nin altına imza attı. Çok özel projelere çok güzel destekler alıyoruz. Bu da aynı. Şu an ekolojik köy hakikaten bizim açımızdan da çok önemli bir proje. Çünkü özellikle köylerimizin o çevreye duyarlı, yeşili, suyu, havayı koruyan, insan sağlığını, bütün çevreyi koruyan bir anlayışla bir yeniden elden geçmesi gerekiyor. Ve bu sayının çoğalması gerekiyor. Şimdi bu köyümüzü bu şekilde güzel bir şekilde yaptıktan sonra diğer köylerimizi de bu çevreye duyarlı hale ekolojik köye dönüştürdüğümüzde toprak zaten büyük bir bereket veriyor. Suyumuz ve havamızla birlikte hem insanımızı korumamız hem kırsalı korumamız, kırsal kalkınmayı sağlamamız hem de bu köyden kente göçü azaltmamız gerekiyor. Fizibilite desteği programımız kapsamında bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizle Gaziantep Ekolojik Köy Fizibilite Raporu sözleşmemizi imza töreni için bir aradayız. Bu proje kapsamında Gaziantep'te Büyükşehir Belediye'mizin uygun göreceği bir mekanda, bir alanda çevre dostu, bütün kaynaklarının doğadan sağlandığı model bir ekolojik köy inşası yapılacaktır. Ve Şanlıurfa'da kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine basın açıklamasıyla destek verdi. Şanlıurfa'da 60 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileri Diyarbakır annelerine kadın desteği kapsamında ortak basın açıklaması yaptı. Tarihi Balıklı Göl yerleşkesinde yapılan basın açıklamasına kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Grup adına hazırlanan basın açıklamasını şehit polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan'ın eşi Aslı Çalışkan okudu. Diyarbakır'daki annelerin teröre meydan okuyan bir direniş sergilediğini ifade eden Çalışkan şunları söyledi. Bizler bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Halilye Belediyesi kış ayları öncesi haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarına geceli gündüzü devam ediyor.
İlçede haşere ve ile mücadele konunun uzmanları tarafından verilen eğitimlerin ardından oluşturulan ekipler, sinek ve haşere çalışmalarında apartman bahçeleri ile girişlerine yaptıkları ilaçlamaların yanında bilgilendirme amaçlı apartman girişlerine etiket yapıştırma uygulamasını da sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri İpek Yol Mahallesi'nde ilaçlama ve apartman girişlerine etiket yapıştırma işlemlerini gerçekleştirdi. Ekipler tarafından dönüşümlü olarak süreklilik kazandıran ilaçlama çalışmalarıyla ilgili konuşan İpek Yol Mahalle Muhtarı Zeynel Tavaş, çalışmalarından dolayı Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. İlaçlama konusunda bu sene aradığımız zaman hem şefler olsun, müdürleri olsun, başkan dahil aradığımız zaman ilaçlama ekibi her zaman geliyordur. Gece olsun, gündüz olsun, lokal ilaçlaması olsun, bina bahçeleri olsun. Her zaman sınırsız olan ilaçlama yaptırarak kendilerine teşekkür ederim. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmaların yapıldığı belirtildi. Bozova Belediye Başkanı Supiye Aksoy, Bozova Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle yemekte buluştu. Bozova Belediye Başkanı Supiye Aksoy, kent merkezinde bulunan Bozova Anadolu Lisesi öğrencileriyle yemekte buluştu. Başkan Aksoy, okul pansiyonunda bulunan yemekhanede öğrencilerle aynı yemeği paylaştı. Yemek sırasında öğrencilerle birlikte girerek yemeği öğrencilerle yedi. Ziyaretten memnun olan öğrenciler, Belediye Başkanı Supiye Aksoy'un kendileriyle aynı yemeği paylaşmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdiler. Belediye Başkanı sürekli olarak halkın içinde olduğunu belirten öğrenciler, ziyaretten dolayı Başkan Aksoy'a teşekkür etti. Belediye Başkanlığı bizi ziyarete geldi. Biz Belediye Başkanlığı farklı bir olarak görüyoruz ama halkın içinden olduk. Bizi ziyarete geldi. Teşekkür ediyoruz Belediye Başkanlığı. Köy yaşamını ve kültürünü konu alan Köy Otobüsü programı çok yakında Güneydoğu TV'de izleyiciyle buluşacak. Tarih, kültür ve unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin gün yüzüne çıkarak Köy Otobüsü programı çok yakında başlıyor. Farklı köylere giderek kültür ve yaşam tarzını ekranlara taşıyacak olan program her hafta Güneydoğu TV ekranlarında olacak. Meleği meleği de koyun gelir yeşil otlara, can dayanır mı şöyle böyle dertleredir. Mehmet Alıcı'nın sunumuyla Köy Otobüsü her hafta pazar günü saat 20.30'da Güneydoğu TV ekranlarında olacak. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Müzik